Hep Şen'in ve benim de moderatörlüğümüzle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çocuğumuz Yıldız Moran'dan bahsedecek bize bu akşam. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demeden önce başkanımızı orada galiba görüyorum. Başkanım, duyabiliyor musunuz beni? Kendisinden kısa bir konuşma alalım diyeceğim ama internetinde sorun vardı, o yüzden sesleniyorum. Ben şu anda göremiyorum. Sanırım Sanki dondu mu acaba? Yani bana az yazmış, önce buradaydı ama yok oldu. Benim sesim Bağlantında gelmiyor mu? Şimdi Ha, geliyor. geliyor. Tamam ha. Başkanım merhaba. Sizden bir konuşma alabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ha, tamam, geldin görüntüye. Geliyor sesiniz. Buyurun. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam tekrar bizi bir çocuğunla birlikte yapacağımız sunumda yalnız Serdar, çok kötü sesin teşekkür geliyor ya. ediyorum. Gül, müdahale etsene. olarak Tamam. Başkanım. Serdar fotoğraf Başkanım. kültürü Başkanım, beni duyabiliyor musunuz? Yıldız Moran'ın başkan, sesin hiç anlaşılmıyor. Söylediğin hiçbir şey anlaşılmadı. Bizim Hayır, canım, evet. Duyamadım. Şu an yok başkanım. ya, devam edin siz. Ha, şu anda iyisin. Şu anda iyisin. Devam et. Şu anda geliyor sesi. Evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tamam. Bu akşam Beyç abinin Yıldız Moran'ın anlatımıyla fotoğraf kültürü söyleşimize devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum. İnternet zayıf olduğu için sesim biraz kesik geliyor, kusura bakmayın. Beyç abi yine bu akşam da böyle bir güzel sunumla bizle birlikte olduğun için sana, Hepşin'e, Gül'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İyi sunumlar. Teşekkür ederiz başkanım. Buyurun Beyç hocam. Ben de misin? Başlayalım artık. Ne çabuk geldi bana. Önce ben sesleri kapatacağım. Onu hatırlatayım. Sonra konuşmak isteyenler tekrar söz alabilirler mikrofonlarını açarak. Sizin sesiniz de kapanırsa açarım hocam, bir saniye. Hocam sesinizi açabilir misiniz? Hocam sesinizi kendiniz açabilir misiniz? Beyç hocam, bir sese dokunabilir misiniz? Tamam. Vay be, beni bile kapattı daha, hiç ya kimsenin hepsini kapat yaşına yaptım bakıyor. O yüzden. Tamam. Evet. Değerli hocalarım diyeyim. Hocalarımız var aramızda. Başlangıç ustalarımız var. Fotoğrafa gönül, zaman ve emek vermiş ve vermek isteyen fotoğrafsever dostlarımız. Gerçekten böylesine güzel insanlar topluluğuna hitap etmek insanı heyecanlandırıyor gerçekten. Yani çok alışkın olmuş olmama rağmen bu tür ortamlara inanın ki heyecanlıyım şu anda. Hepinize merhaba. Sevgili Gül Yılmaz ve Hepşen Yetişken'le ilk yine Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz bu fotoğraf kültürü söyleşilerinin 3. buluşmasına hoş geldiniz. İsrarla hep tekrar ettiğimizi izninizle bir kere daha yinelemek istiyorum. Bu söyleşilerimizde asla öğretici bir buyurganlık içinde olmak istemiyoruz. Böyle bir buyurganlık içinde değiliz. Öğreticilik değil, paylaşımcılık amaçlıyoruz. Dersli söyleşi yapmak istiyoruz. Fotoğrafa zaman ayırmak isteyenleri, fotoğraf hakkında konuşabilecekleri, başkalarını dinleyebilecekler, içinde fotoğraf olan hoşça ve efektif bir zaman geçirmelerine katkımız olsun istiyoruz.
O nedenle sunumunuz içinde istediğiniz zaman, hani derler ya tam kitabın ortasından diye, sözünüzü balla kesebilir, konuya ve söyleşiye katkı sağlayabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben başladığımda, tabii fotoğrafa başladığımda benim fotoğraf bilgim güneşli havada 125 esantene 11 diyafram, gölgeli havada da ya da gölgeli yerde 60 esantene 5-16 diyafram ayarı ile çekilebileceğiydi. Ha, bir de güneşi arkana alacaksın derlerdi. Bizim kuşak için, tabii bizden öncekiler de aynı, fotoğraf çekmeden elif beysi buydu. Bugün temel fotoğraf bilgisi dediğimiz, o her geçen gün zenginleşen engin birikim ve deneyim, bizim kuşağımızda bu kadarcık bir bilgi kırıntısıydı işte. Aramızda varsa Y ve Z kuşağında inanmayanlar olursa, yine aramızda 50 yaşın üstündekilere sorsunlar, onlar anlatır. Kimse yok hocam. Vallahi Enver Hoca var galiba. Enver, bununla ilgili bir anın vardır herhalde. Paylaşabilir misin? Yok galiba. Ses gitmiyor olabilir ya da sesi kapalı olduğu için cevap veremiyor. Açıldı mı? Açıldı mı sesin? Enver Hoca, en yaşlı biz kaldık. Sen ne yapayım? Topu sana at. Ya benim yaşlısı da vardır muhakkak. Mesela Serdar Başkan benden yaşlıdır. Onun için benim fotoğrafa başlamam gerçekten çok tesadüfi oldu. Ben öğretmendim, istifa ettim, ayrıldım. O boşlukta kaldığım bir dönemde Hürriyet Haber Ajansı'nın bir gazete ilanını gördüm. Bitlis'teydim o yıllarda. Bitlis için muhabir, fotoğraf çekmesini, iyi fotoğraf çekmesini bilen bir muhabir arıyorlardı. Ben de dedim tam bana göre, öğretmenlikten istifa etmişim, boşum. Kalemim güçlü, fotoğrafı da bir şekilde kotarırım dedim. Hemen bir dilekçe yazdım, gönderdim ve beni kabul ettiler. Hemen ilk Talat Polat'ı tanırsın, rahmetli oldu. Tabii, Diyarbakır'ın efsane büro şefi. Hemen aradı beni, Enver'cim hadi senden bomba fotoğraflarla bomba haberler bekliyorum. Koçum dedi, telefonu kapattı. Hala bir makinam yoktu. O dönemlerde Rus pazarları meşhurdu. Bir Rusya'dan gelen çok ucuz makineler vardı. Hiç unutmuyorum, gittim Bitlis Ulu Cami'nin yanındaki bir Rus pazarından çok ucuza bir tane kompakt makine aldım. Öyle kötü bir makineydi ki yandan ışık alıyordu. Filme ışık düşmesin diye film taktıktan sonra siyah bir bantla iyice sarıp sarmalıyordum onu, elektrikçilerin bandıyla. Gittim öyle bir makine aldım ve doğru bir fotoğrafçı arkadaşıma gittim. Dedim ya ben fotoğraf çekeceğim, bana ne yapayım dedi. Hemen kartvizitini çıkardı arkasına. Aynen senin dediğin gibi. Güneşte 125, burasını 125'e al, diyaframını 11'e. Gölgede 60'a 8'e al. Biraz koyu gölge olursa 60'a 5.6'da çek. Bir de flash patlatırsan eğer dedi. Çıkar dedi. Bir de gerçekten onu dedi. Dedi güneşi arkana al dedi, ışığı arkana al. Ve benim ilk fotoğraf eğitimim bu oldu. Bu kartviziti hep cebimde taşıdım 1-2 yıl boyunca. Hep unutuyordum, çok unutkandım. Hemen oraya bakıp çekiyordum. Ve ben öyle bir makinayla, öyle bir fotoğraflarla da Hürriyet'e haber yapıyordum, fotoğraf gönderiyordum. Benim o nedenle o ayarlarla ilgili anım odur. Evet arkadaşlar, hiç yani abartmıyorum, böyleydi. Bir kuşak fotoğrafa böyle başladı. 30'larda... 40'larda, 50'lerde, 60'larda, hatta 70'leri bile bu gruplara katabiliriz. Fotoğraf deneye deneye, yanıla yanıla, sonra sonra usta çırak ilişkisiyle öğrenilirdi. İbrahim Tatlıses'in kulağını çınlatalım mı? Hani Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik demişti ya bir gün. Yoktu arkadaşlar, gerçekten yoktu. Öğreten vardı da yüz mü çevirdik? Kitabı vardı da okumadık mı? Okulu vardı da gitmedik mi? Fotoğraf bizim topluma ana yurdumdan, yani Batı Avrupa'dan, Fransa ve İngiltere'yi kastediyorum, çok da gecikmeden, hiç de nazlanmadan geldi. Tabii Osmanlı dönemi bu dönem. Ama akademisinin doğum sancısı doğrusu çok uzun sürdü. Matbaanın 200 yıl sonra farkına varan Osmanlı Devleti, fotoğrafı bulmuşun hemen ardından, neredeyse birkaç yıl sonra, Yıldız Sarayı'na soktu, fotoğrafçılara itibarlı saray ünvanları bile verdi. Ama hepsi o kadar.
Potter'ın 1839'da başlayan evrensel yolculuğu günümüz modern zamanlarında kitlelerin iştahlı ve şehvetli ilgisiyle semizlenerek Hollywood fantastiği dev bir yutucu ahtapa dönüştü. Kötü mü oldu? Hayır. İyi oldu, güzel oldu. Oldu ama fotoğrafın etrafında oluşan endüstrinin sadece tüketimi yarıştıran bir melez kültür yarattığını da asla unutmuyorum. Makineler kutsanmış tabulara dönüştürülürken salt onları satıp alıp öğrenmenin fotoğraf eğitimi olmadığının, olamayacağının farkına varanların sayısı kaç kişi? Sanki kapitalizmin umurunda. Dijital tsunami onu yeryüzünde milyonlarca insan hayatına soktu. Gündelik hayatın bir vazgeçilmezi yaptı. Cep telefonlarının iddiasına, internet ağındaki fotoğraf paylaşım platformlarının erişim çeşitliliğini, kolay ulaşılabilirliğini ve de sınırsız seçeneklerini de eklersek hepimiz ya da çoğumuz birbirimize fotoğraf aleminin labirentlerinde rastlaşır olduk. Görüp tanır, tanışır olduk. Like ikonu ile merhaba çıkmaya başladı. Kısaca fotoğraf tüm albenisiyle modern hayatın davetsiz misafiri oluverdi. Hoş gelsin, boş kalsın diyelim o zaman. Başka ne diyelim ki? Biliyor musunuz? Eğitim arkadan ağır aksak kör kapal gelen fotoğrafın Türkiye'de okulu 20. yüzyılın 3. çeyreğinde kurulabilir. Ya kitapları, araştırma kayıtlarına göre Risale-i Fotoğrafya adındaki ilk fotoğraf kitabı 1866 yılında Türkçe ama Ermeni harfleriyle basılmış. Kitabın da yazarı Del Torasyan. Aynı başlığı taşıyan ikinci kitabında Yüzbaşı Hüsnü imzasıyla 1872 yılında Ceride-i Askeriye Matbaası'nda ama bu kez Arap harfleriyle basıldığını görüyoruz. Özetle Cumhuriyet öncesinde 25'e yakın fotoğraf kitabı yayınlanmışken sonrasında 40'lı yıllara kadar basılı kitap sayısının 10 civarında kaldığını görüyoruz. Evet, elime geçirebildiğim, bulabildiğim eski kitaplara ait birkaç tane şey sizdir. Dergiler de öyle. Minicik bir nostalji yapalım. Bir elin parmakları kadar az sayıdaki dergi yayınlarından ilki 1945 yılında sadece iki sayı yayınlanabilen profesyonelin ve amatörün dergisi Foto adını taşıdı. Hocam Şinasi Barutçu'yu atladık. Şinasi Barutçu'yu atlamış olabilir miyim? Atlamamam evet. Lazım. Şinasi Barutçu'yu hatırlatayım ben size. Tamam, o zaman şöyle diyeyim. Şinasi Barutçu Türkiye'nin ilk fotoğraf öğretmenlerindendir. Bugün kendisinin adını biliyorsunuz bir yarışmada anmak için bir yarışmada alıyoruz. Ama tabii Şinasi Barutçu Türkiye'de ilklerin fotoğraf tarihinin de ilklerin ismidir, hocasıdır. Onunla ilgili umarım ve sanırım Gül'ün bir hazırlığı vardı. Ben onu evet. Biraz var hocam. Devam etsin. Tamam. Hocam 1906 doğumlu Şinasi Barutçu. Aslında resim öğretmeni. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir yarışmayı kazanarak Almanya'da da 4 yıl sanat eğitimi görüyor. Dönüyor 1932'ye. 4 yıl boyunca köy köy Türkiye'yi fotoğraflıyor Şinasi Barutçu. Tabii birçok bu arada yarışmada kazandığı madalyalar var. O kadar dolu ki fotoğraf hayatı. 1945'te mesela ilk fotoğraf alanındaki ilk dergiyi çıkarıyor. 47'de ilk kitabı izliyor onu. Foto konuşmalar. Hep Şenon'un şu anda fotoğraftaki evet bu foto konuşmalar. Bir önceki gösterdiği de 1975'te oğluyla birlikte kaleme aldığı kitabı. Ben şurada bir şey diyeyim. Bu kitap eğer yanılıyorsam Beyhan Hocam daha iyi bilir sanırım. Sanıyorum kompozisyon üstünde Türkiye'de yazılmış ilk kompozisyon kitabı oluyor fotoğrafta. Evet hocam. Evet, evet doğrudur Beyç Hocam. Sabit Hocanın müthiş o fotoğraf kompozisyon kitabı
sanki bunun güncellenmiş hali gibidir, evet. Ama tabii ki buradaki Şinasi Barutçu'nun yazdığı kitap Türkiye'de tek ve ilktir. İçeriği de müthiş dolu yani. Bende var bu kitap, anlatamam. Yani o dönemde, evet. O günün şartlarında inanılmaz bir eser yaratmış yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben de sizden alıp okumuştum hocam. Tekrar teşekkür ederim. Müthiş bir kitaptı. 1958'de ilk fotoğraf TAFK'ı kuruyor. Yani Türkiye Amatör Fotoğraf Kulübü'nü kuruyor ve FIAB'a üye olmasını sağlıyor. Ülkemizde fotoğraf eğitimini başlatan, bunu müfredatta alınmasını sağlayan, ülke çapında yayılması için de idealist bir öğretmen ruhuyla çalışan çok değerli bir üstad kendisi ve sizin de dediğiniz gibi çağrılı bir fotoğraf kupası yarışmasıyla anılmakta kendisi. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Biraz da birkaç cümleyle dergilerden söz etmek istiyorum. Dergi konusunda iyice fakiriz. Özellikle şimdi günümüzde biraz daha tabii dergi fazlalığı veya bolluğu var ama eskiden hiç de öyle değildi. Bir elin parmakları kadar az sayıdaki dergilerin ilki 1945 yılında. Bakın ilk kez 1945 yılına kadar dergi yok. 1945 yılında sadece o da iki sayı yayınlanabilen profesyonelin ve amatörün dergisi Foto adını taşıyor. Ama benim aklımda, yani benim hayatıma giren 1976 yılında aylık yayınlanmaya başlayan Yeni Fotoğraf dergisidir. 45 sayı çıkan bu dergiyi öğrencilik yıllarında İstanbul'da Kayıköy Vapur İskelesi'ndeki bayilerden, inanın harçlığımdan ciddi bir fedakarlık yaparak aldığımı hatırlarım. Dört gözle beklerdik. Kısaca bir şey daha, bir eczacı başı yıllıklarıyla ilgili de birkaç şey söylemek isteyip konuma dönmek istiyorum. Eczacıbaşı yıllıklarını pas geçmek, ıskalamak inanın içim el vermedi. Çünkü benim bu özelliklere karşı özel bir sempatim var. 1968'den beri yayınlanıyor. Dediğim gibi sınırlı sayıdaki fotoğraf yayınları içinde yıllık da olsa Türk fotoğrafı ve fotoğrafçıları ile tanışmamı sağlayan adeta bir foto çöpçatan olmuştur şeyi. Eczacıbaşı yıllıkları. Ben hala bazı aralarda eksik yılları olmasına rağmen bu koleksiyonu devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdi bunları ne anlattık? Başa dönersek. Keşke okulu da, kitabı da, dergisi de, derneği de, hocası da olsaydı. Ama yoktu. Bir kadın fotoğrafçımız vardı. Bunca yokluk ve yoksunluk yıllarında okulunu da, kitabını da, hocasını da buldu. Hani bir hadisimiz, İlim Çin'de bile olsa gidip alınız der ya, o da İngiltere'ye gitti, fotoğrafın ilmini oradan alıp geldi işte. Tabii Yıldız Moran da onun adı. Nasıl başlasam bilemiyorum açıkçası ama içimde ondan kaynaklanan grenli bir hüzün var. Ona karşı yücelmiş bir duygu besliyorum, saygın bir duygu. İstiyorum ki yakışan bir başlangıç olsun. Hadi o zaman başlayalım. John Lennon der ki, hayat dediğimiz şey, onunla ilgili planlar, hayaller kurarken başımıza gelen şeydi. Sonradan ünlü de bir aktivist olan Beatles'ın gitaristi John Lennon'un yazdığı bu şarkının sözlerindeki dizeler, büyük bir hayat felsefesini, belki de hayatın tam da özünü anlatır. Yıldız Moran'ın hayatını okurken, sonra da bu notları yazarken ben de John Lennon gibi bu sözleri mırıldandım. Onun yarattığı iklimde gezinir oldum. Tercih mi kader mi denir? Yoksa bir yazı tura hikayesi mi? Bazen tercihlerimiz kaderlerimizi belirler. Bazen de kaderlerimiz en tarafsız, en yansız kalmaya ihtiyaç duyduğumuz anda tercihlerimiz de bizi taraf tutmaya zorlar. Anlatacağım yaşanmışlık öyküsü böyle dokunaklı bir kurgu işte. Samih Hıfat, Yıldız Moran'ın hayatını bir unutulmuş öyküsü başlığı altında özetlemiş. Sunum finalimizde bu unutulmuş öyküsüne yeniden dönmek istiyorum. Yakın zamana kadar az bilinir az tanınır diyeceğim ama ne eksik ki artık biliniyor, tanınıyor da
ondan söz edebiliyoruz. Düşünsenize 1983 yılında Ses Dergisi'nin, ki Ses Dergisi de bir zamanlar özellikle genç kızlarımızın, o dönemin genç kızlarımızın vazgeçemediği haftalık çıkan bir dergiydi. Onun kardeşi bir de Hayat Dergisi vardı, Akçay bir dergi. Vallahi bayağı dinozorlaştık galiba bunları hatırlayıp anlattığımıza göre. Evet, Haziran sayısında yayınlanan bir röportajda herkes onu Özdemir Asaf'ın eşi olarak tanıyor. Onun fotoğrafçılığını çok kimse bilmez diye yazılmıştı. Düşünebiliyor musunuz? İşte fotoğraf tarihimizin ilk akademik eğitim almış kadın fotoğrafçının parıltısı böylesine bir aşk izdivacının külleriyle örtülmüştü. O Ses Dergisi'ni görüyorsunuz şu anda ekranda. Evet, sınırlı sayıdaki fotoğrafları adeta bir define sandığının karanlığında saklıydı. Sonunda gecikilmiş de olsa o defineye ulaşıldı. Hayatının kısa bir döneminde fotoğraf çekmişti. Hani insanı biraz kül, biraz duman eden o aşk yok mu aşk? Ah, bir şaire aşık oldu. Delicesine mi desem, şiircesine mi? Sonrasında evinin kadını oldu. Bir daha ölünceye kadar üç çocuğunun annesi olarak yaşadı. Yıldız Moran, Türkiye fotoğraf sanatının görkemli dağıdır. Olağanüstü kadın duyarlılığıyla sanatını oluşturmuş ve adı Anadolu olan o sihirli coğrafyayı bizlere yeniden yorumlamıştır. Yıldız Moran'ın fotoğrafları kazı yapmadan çıkaramayacağımız bir hazine değerindedir. Gelecek kuşaklara yol gösterecek, içinde hala bugün bile çözmekte zorlandığımız bazı sırları taşımaktadır diyor Melih Akul. Lalepel Aypek'e de kulak verelim. Kendi dönemlerinde belki sadece herhangi bir akım ya da grupla yakın ilişkisi olamadığı için hiç bakılmayan, önemsenmeyen, hatta göz ardı edilerek yok sayılan sanatçılar ve işleri farklı dönemlerde yeniden okunduklarında önce kendi tarihlerini, ardından dünya sanat tarihini zenginleştirici, çoğaltıcı rol oynar. Yıldız Moran, Türkiye açısından böyle bir isimdir. 1932 yılında İstanbul'da doğdu. Aristokrat ve entelektüel bir ailenin üç çocuğunun en küçüğüydü. Fotoğraf tarihimize akademik eğitim alan ilk mektepli kadın fotoğrafçı sıfatıyla geçti. Gül, bu arada şeyi unuttun herhalde. Diğer yok hocam. Olacaktı. Şimdi aklımdaydı hocam. Söyleyeyim isterseniz hemen. Yıldız hocam, Moran için yalıtmayalım yani. Evet. Beyç hocamın söylediği gibi yurt dışında da özellikle eğitim almış mektepli bir sanatçı Yıldız Moran, ama tabii ki o devirde ama biraz daha önce yaşamış ve fotoğrafa çok emek vermiş, mektepli olmasa da alaylı kadın fotoğraf sanatçılarımız var. Bunları hemen kısaca söyleyelim, çete de yazarız. 1881 Üsküp doğumlu Naciye Suman, inanılmaz bir hayat hikayesi. Birinci Dünya Savaşı'nda çatı katını stüdyoya çeviriyor. 1911 doğumlu Osmanlı Ermenisi, Sivas doğumlu Maryam Şahinyan, o da 60 yıl boyunca stüdyosunda inanılmaz işlere imza atıyor. 1912 doğumlu Semiha Es, İstanbul doğumlu ünlü bir gazeteci kocası ve Kore Savaşı'nda dünyanın ilk kadın savaş fotoğrafçısı ünvanını alan bir Türk kadını. Son olarak da Rum kökenli bir Türk fotoğraf sanatçımız var. Eleni Küreman, 21 İstanbul doğumlu. O da yine ilk kadın foto muhabirlerden biri. Hepsinin emeği çok var fotoğrafa. Saygıyla eğiliyoruz emekleri önünde. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Hazineyiz. Hazine de işte. Hazinemizin çok, farkında çok hocam. Değiliz. Bunların inanılmaz hayat hikayeleri var yani. Robert Kolej'de okuyordu. Bıraktığımız yerden devam edeyim o zaman. Robert Kolej'de okuyordu. Sanat tarihçisi dayısı Ordinarius Profesör Doktor Masar Şevket İpşiroğlu'nun teşvikiyle daha sonra 1952 yılında eğitim için İngiltere'ye gitti. Bloomsbury Technical College'de
Erlich Broadway Technical College'de 1950-52 yılları arasında fotoğraf eğitimi gördü ve diplomasını aldı. Annenemi de Moran bir cumhuriyet kadınıydı. Baba Ahmet Vahit Moran dil birimciydi. Cumhuriyet tarihimizin ilk yıllarında Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Birinci baskısı 1945 yılında yayınlanan Büyük Türkçe İngilizce Sözlüğü'nün de yazarıydı. İnci ve Tosun Moran, abla ve kardeşler, İstanbullular bilirler, Kadıköy tarafında Moran Koleji vardı. Daha sonra bu kolejin sahipleri de bu kişiler. Teyzesi Müfide Ferit Tek de Türkçülük akımının roman türündeki ilk temsilcilerindendi. İstiklal Savaşı'na katılan bir yazarımız da aynı Halide Edip gibi. İlk İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Tekin de eşiydi. Bu küçük ayrıntıları paylaşmaktaki amacımız, Yıldız Moran'ın yetiştiği aile eğitimini biraz anlamak, dolayısıyla onun hakkında daha doğru kanaatler edinebilmeye yardımcı olmaktır. Tabii ki 1950'lerin Türkiye'sinde 18 yaşında bir genç kız, bir genç kadın için yurt dışında eğitim fırsatı müthiş bir ayrıcalıktı. Açıkçası da şanslı yani. Şansı bununla da sınırlı değildi. İngiltere'de tanıştığı bir fotoğrafçı, Türkiye'ye döndükten sonra aşık olacağı şairinden önce hayatını en fazla derinden etkileyen kişi oldu. Adı John Wickers'ti ve Old Vic Shakespeare Tiyatrosu'nun ün salmış fotoğrafçısıydı. Kulis, lobi, sahne ve sanatçı portreleri çekiyordu. Kısa sürede olsa onun asistanlığını yaptı bana. Evet, o fotoğrafları izliyoruz şu anda. Evet. Bu kısa sürede John Wickers'ten sahne ve de özellikle portre fotoğrafının püf noktalarını, inceliklerini öğrendi. Öğrendi ama onun bir gizli kahramanı daha vardı. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Ve belki şaşıracaksınız. En azından çoğunuz hayret edeceksiniz, şaşıracaksınız değil mi? Portre fotoğrafının büyük ustası Mardin doğumlu Osmanlı Ermenisi bir ailenin çocuğu olan Kanada'da Yusuf Kars. Onu çok etkilemiş, çok da öykündürmüştü. Hocam, Yusuf Kars aslında Hosep Yusuf Kars. Şimdi hep senin gösterdiğin son Churchill portresiyle görüyoruz. Hayatı boyunca 15 binden fazla portre çekmiş ve dünyanın en çok kullanılan fotoğraflarından biri bu, Churchill'in portresi ve bir İngiltere'de bir kağıt paranın üzerine de basılmış. O kadar çok kişiyi çekmiş ki şimdi hepşen bazılarını gösterecektir bize. Martin Luther King, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor bu fotoğrafında 14 yaşındaymış. Evet. Çok fazla kişi, Humphrey Bogart. Yani inanılmaz portreler, inanılmaz portreler. Albert Einstein. Şöyle bir şey diyorlar onun için. Yüzleri değil aslında Yusuf Kars ruhları ölümsüzleştirdi. Ve çok güzel kendini ifade eden sözleri var. Her insanın içinde, ruhunda barındırdıklarının dışarı yansıdığı, o gözlerden, tavırlardan dışarı yansıdığı kısacık bir an vardır. Benim görevim eğer becerebilirsem diyor, bunu sizlere yansıtabilmektir. Beyç hocamın da söylediği gibi bizi ilgilendiren kısmı Kanadalı Ermeni bir fotoğrafçı diye okuduğumuz Yusuf Kars. Aslında Mardin'de doğmuş Osmanlı Ermenisi bir ailenin çocuğu. Daha sonra Kanada'ya göçüyor aile ve orada yaşıyor. Ölümünden sonra kendisi adına bir genç yeteneklere burs sağlayan bir vakıf da kuruluyor. Bizi çok etkileyen 2015'te Yusuf Kars adına Merkür gezegeninde bir kratere verilen isim. Kendisi bu şekilde yad ediliyor. Yani Osmanlı Ermenisi bir ailenin çocuğu Yusuf Kars. Teşekkür ediyorum. Hocam Ernest Hemingway için de şey demiş, hayatımda çektiğim fotoğraflardan en utangaç kişiydi diye. Evet. Yusuf Kars'ın bu İmrenli Esif portrelerinden sonra şimdi
Yıldız Moran'ın yüzleriyle tanışalım. Yıldız Moran aslında serbest fotoğrafçılığa eğilimi olan bir kişiydi. Ama sonuçta Türkiye'ye döndükten sonra bir geçim derdi gibi bir dertle karşılaştı. Dolayısıyla bir stüdyo dönemi, stüdyoda çalıştığı dönem var. Adalet Cimdöz'ün ki aile dostları, onun yardımıyla Beyoğlu Kallavi Sokak'ta Maya Sanat Galerisi'nin üstünde, burada yine bir not düşerim, Adalet Cimdöz, Maya Sanat Galerisi Türkiye'nin ilk sanat galerisidir ve kendisi de Türkiye'nin ilk kadın galeri sahibidir. Bunun da böyle bir özelliği var. Orada bir süre, yani bu stüdyoda bir süre profesyonel çekimler yaptı. Şimdi oradan onun bu stüdyodaki portrelerini izleyelim. Hepsi ünlü kişiler hocam. Evet. Sanat, Yusuf, dünyasında. Yani Yusuf Kars'ın şeyini görüyorsunuz bence, etkisini görüyorsunuz. Yani stüdyo fotoğraflarındaki. Şey, Ottawa'da çekiyor bu portreleri. Belediye Başkanı Yusuf Kars'a Ottawa'ya gelen kişilerin fotoğraflamasını istiyor. Böylece tabii bu anlamda kolaylık da sağlamış oluyor ona. Kanada'ya dönmeden önce de hocam Amerika'ya gidiyor, eğitim alıyor. Oradan bir gezici tiyatro ekibine katılıyor. O gezici tiyatro ekibinde de ışık kullanımı, portre çekmeyi çok iyi oturtuyor. Ve çok inanılmaz renkli bir yaşamı var Yusuf karşında. Evet. Etkilerini burada görüyoruz. Büyük bir zenginlik. Evet. Füraye'ye geliyoruz. Füraye de stüdyo dışı bir çekim. Füraye Koral'ı da biliyorsunuz. O da Türkiye'nin kendini yaratmış, küllerinden kendini yaratmış bir seramik sanatçımızdır. Onun da hikayesi başlı başına bir hikaye aslında. Neyse. Yıldız Moran'a fotoğraf ilgisi babası Ahmet Vahit Moran'dan miras kalmıştı. Amatör düzeyde de olsa fotoğrafla ilgileniyordu. Sıkı bir aile albümleri vardı. Yıldız Moran o albümün sayfalarında gün be gün büyümüştü. Evet, gün be gün büyütüyoruz Yıldız Moran'ı. Artık genç kız. Ve diploma şeyde söyleyeyim adını. Robert Kolej'de okuyordu. Robert Kolej'den sonrasını, yani lise bölümünü İngiltere'de devam etti. Ve oradan, yani lise diplomasını İngiltere'den aldı. İngiltere'de 4 yıl kaldı. Bu arada Portekiz, İspanya, İtalya, Kuzey Afrika ülkelerine seyahat etme fırsatı buldu. Şöyle biliyor musunuz? Yaşını bir düşünün ve bir Türk ve Müslüman bir kadın olarak Avrupa'da düşünün ve o yaşlarda cesurca buralarda gezip dolaşabilen bir kadın. Yani hakikaten yüceltilmeyi hak eden biri Yıldız Moran. Evet. Türkiye döndüğünde hocam daha şeyler var yurt dışında çektiği fotoğraflardan örnekler. Evet, ben konuşuyorum. Türkiye döndüğünde artık fotoğrafın sihirli anahtarını elinde tutuyordu. Sonuna geldik. Şimdi burada şöyle bir şey ve şöyle bir anons yapayım. İngiltere'de 4 yıl kaldı dedik. Tam da burada bir mola verelim biraz. Nefeslenelim isterseniz. Liverpool'da SP'ye başlayan Beatles rüzgarı 60'ların başında önce İngiltere'de, sonra dünyada gençliği önüne katıp sürükleyen bir kasırgaya dönüşmüştü. Beatles'ın 20. yüzyılın yeni kültürünü ve ekonomisi yarattığı söylenir. Açılışımızı John Lennon'un sözleriyle yapmıştık. Ne dersiniz, onları analım mı şimdi? Analım hocam. Hazırlamıştım ben. Çok güzel bir şey olsun. Dinlenme molası olsun. Hocam bir şey için...
Teşekkür ediyoruz. Bu arada sen şeye girerken tekrar. Tamam hocam. Duruma girerken ben bu arada listeye baktım. Bir ilki gördüm. Ali Muhammed Bayraktaroğlu hocamın konuklarımızın arasında gördüm. Vallahi hoş geldin hocam. Sürpriz yaptım. Hoş bulduk Behiç abicim. İyi akşamlar. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz vallahi abi. Ne olsun ya. Edirne'deyiz. Edirne'den selamlar. Vallahi Hasan dedi ki ona dedi bak da ısmarlamazsan gelmez dedi. Bak geldim vallahi bir şey ısmarlamaz. Tam Maraşlılık yapmış Behiç abi. Biliyorsun. Ne diyeyim yani. Hiç sevmez kebabı. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Harika Ali, gidiyorsunuz. Trakya'lı Ali hocam. Hatta eşim de izliyor bu arada. Aa, çok teşekkür ederim. Selam söyleyin. Aleyküm selam. Sevgiler. Sağ olun. Sonra sohbete bol vaktimiz kalacak. Ben bir bitireyim şu sunumumu. Tabii evet. Abi. Efşan hazırsın. Baraktığın yere geldin. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Türkiye'de yine sanat tarihçi dayısı Ordinarius Profesör Doktor Nasar Şefik İpsiroğlu'nun önerisi ve yönlendirmesiyle Anadolu'nun yollarına koyuldu. Sanat tarihi eserlerini çekecekti. Anadolu insanıyla tanıştı. Anadolu coğrafyasının pastoral, kültürel ve insani fotoğraf zenginlikleriyle dokunmuş Platos'una sevdalandı. Önce yüzünü kadim şehir İstanbul'a, ardından da Anadolu coğrafyasına çevirdi. Fotoğrafı şöhretin ışıldayan yüzleri yerine Anadolu insanının çilekeş ama aydınlık yüzlerinde aradı. Bu arada fotoğraflara göz atıyoruz tabii. Hızlı geçmiyorum hocam, çok fotoğrafı var. Efendim? Çok fotoğrafı var ya, yavaş yavaş fotoğraflar geliyor. Tabii tabii, yani sizinle hiç acelemiz yok diye herkes fotoğraflarıyla mutlaka çoğumuz biliyoruz ama bir hatırlama olur. Ama bilmeyenler için de bir göz teması kursunlar fotoğraflarda. Evet, bunlar İstanbul'da. Orta boy bir fotoğraf makinesi kullandığı için hep kare fotoğraf, Rolleiflex kullanmış. Evet. Peterson doğduğu Liverpool'dan Cambridge'e gelelim. Yıldız Moran ilk fotoğraf sergisini 1953 yılında Cambridge'de açtı. Henüz 21 yaşında genç bir kadındı. Hayranlık uyandırdı. Sergide yer alan 25 fotoğrafı daha o gün açılış günü satıldı. 1954'te Londra'da 4 sergi daha açtı. Düşünebiliyor musunuz? Böyle birini şair Özdemir Asaf'ın eşinin fotoğraf çektiğini çoğu kişi bilmez diye anons ediyorlar. Olacak şey değil, akıl alacak gibi değil yani. Bütün bu etkinlikleri büyük ilgi gördü. Avrupa'yı gezmeye gitti. İspanya ve Portekiz üzerine bir fotoğraf kitabı hazırlığına giriştikten sonra 1954'te Türkiye'ye döndü. Kendi ülkesinde 1955-62 yılları arasında 5 kişisel sergi daha açtı. Şimdi onlara bir sırasıyla şey yapıyoruz, bakıyoruz. Evet, hocam, bu iyi. Bu iyi. Evet, bunlar davetiyeler hocam. Tamam. Siyah beyazcılık. Doğu geneliği geleneği ile Batı estetiğini kadınca ve ustaca birleştirmiş, ardında hayatının kısa dönemine ait fotoğraf varlığıyla adeta bir okul bırakmıştı. Fotoğraflarında siyah beyaz fonlar kadar grilerin varlığı da önemli bir yer tutar. İnsanı, mekanı ve sosyal konumu ile birlikte yansıtmaya önem ve öncelik vermişti. Şiirsel olan her şey fotoğrafın konusudur. Tek niyetim her zaman konumun somutlaştırdığı kavrama sadık kalarak evrensel olanı fotoğraflamak der ve devam eder.
konu insandır benim için. Ben onunla iki insan olarak karşılıklı bağımı kurarım. Fotoğrafçı olmam hiçbir zaman ön planda değildir. İkimiz selamlaşırız, dertleşiriz, konuşuruz, yakınlık kurarız. Burada açımı arar, yerimi bulur, çerçevemi saptarım, fotoğrafımı da çekerim. Ondan sonra da artık benim işim bitmiş. Onunla bir alacağım vereceğim kalmamıştasına hemen oradan uzaklaşmam. Başladığım gibi gene onunla konuşur, vedalaşır ve öyle ayrılır. Ne kadar insani değil mi? Evet hocam. Şimdi biz uygulamalarda filan görüyoruz. Bazı grup arkadaşlarımız köye giriyoruz. Selamun aleyküm demeden insanların üstüne fotoğraf makinelerini şey gibi böyle patı 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 taramaya başlıyorlar. Hep ikaz ediyoruz ama şu insanlar ve olgunluğa bakın. İletişim diline bakın daha doğrusu. Fotoğrafçıyla konusu arasındaki iletişim dili. Birisi bir şey mi demek istedi? Yok hocam, ses açık kaldı herhalde birinin. Sen devam et bu arada fotoğraflara. Ben seni yine bekliyorum. Acele etme. Tamam hocam. Gerçekten yüreğe dokunuyor hocam değil mi baktıkça fotoğraflar? Sonra konuşacağız tabii. Şimdi yani arada başlık atsam sunumu bitiremeyiz. Onun için şey yapıyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii buyurun. Son söylediğinizle ilgili. Biz de o yüzden sizinle 5-6 atölye yapmış biri olarak söyleyeyim. Köylere gittiğimizde genellikle ilk yaptığımız şey bir kahvehaneye girmek. Orada çay içmek. İnsanlarla tanışmak, sohbet etmek ve ondan sonra onlarla diyalog kurmak. Onun perşembe dersi var mı? Yıldız Moran'ı anlatıyor. Fotoğraf. Sesler karıştı galiba. Evet, fotoğraf çekmeye öyle başlardık hatırlarsanız hocam. Hatta kahvehanelerden havaların çok kötü olduğu zaman da hiç fotoğraf çıkmadığı zaman da kahvehanede tanıştığımız kişiler bize işte bizi alırlardı, evlerine götürürlerdi. Oradaki insanların hikayelerini dinlerdik, çekerdik. Bunu da paylaşmak istedim. Bizim de böyle benzer bir duyarlılığımız vardı atölyelerden. Evet. Ben o günleri de yad etmek istedim. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Melih Akol, yine Melih Akol'a dönüyorum. Yıldız Moran kendi varoluşunu fotoğraf üzerinden büyük bir doğallıkla yeniden kurgulamıştır. Fotoğraflarındaki punctum daha doğrusu, tekil nesneler üzerinde görünmese bile kadrajın tamamına yayılmış, fotoğrafın bütün üstünde hissedilir de. Punctum. Göz söz sende. Ben punctum'la ilgili yaptığım okumalarda şimdi chat'e yazacağım. En çok Tufan Palalı'nın yeni bir kitabı var. Kış bahçesinden fotoğrafa diye. Az sonra yazarım. Belki konuklarımızın da ilgisini çeker. Oradan yaptığım okumalardan bahsetmek isterim bir an. Roland Barthes'a göre punctum ya da punctum gizli, kolayca fark edilmeyen, anlaşılması güç olandır. Yani görülmesine izin verilen değil de arzunun tetiklenmesidir punctum ya da punctum. Ani ve delici olarak görülebilir olsa da bir o kadar örtüktür ve gizlidir. İlk bakışta göze çarpmayan bir ayrıntı olabildiği gibi tüm çerçeveyi de doldurur diye bahsediliyor kurumdan. Sizin de söylediğiniz gibi hocam, Melih Akol, Moran'ın fotoğraflarında bunun satha yayılmış olduğunu söyler bu kurumun ve şöyle der. O zaman Yıldız Moran'ın fotoğraflarına o yıllarda bakan izleyici adlandıramadığı, hani onu etkileyen, onda etki bırakan fakat dile dökemediği bir şeyle karşılaşmıştı. Fotoğraflarında çarpıcı, delici, karşı tarafı tetikleyici bir şey vardır diye anlatır. İşte bu punktum hocam. Hemen kitabı da chat'e yazıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum.
Punctum veya punctum. Telaffuzda anlaşamıyoruz ama. Punctum hocam, punctum. Ahmet Gökhan Demirel aramızda mı? Görmüştüm Gökhan. Evet, evet hocam. Merhabalar. Valla punctum deyince seni ben kıskanırım. Yani seni pas geçemezdim. Söz sende. Ama çok sağ olun. Gerçi hocalarımız var, akademikler var. Onlara da süre gelecek. Evet, evet. Yani şimdi Yıldız Moran fotoğrafları üzerinden aslında Gül Hanım da güzel ifade etti. Gökhan'cığım, şu bir tane çocuk var, kız çocuğu, kardeşini kucağındaki. Evet, evet, evet. Şu anda ekranda olan. İstersen bunun üstünden gidelim. Evet, yani şimdi aslında şöyle, bu Roland Barthes'in terimleri üzerinde hani tekil bir fotoğrafta punktumluğu anlatacak olduğumuz zaman o aslında punktum olmaktan çıkıyor, diğer kavramı, stüdyuma dönüşüyor. Dolayısıyla yani böyle bir gizemli de bir tarafı var şey punktumun. Yani herkesin farklı algılayabileceği tamamen şahsa özel duygulanımlar aslında punktum yani. Belki bir fotoğrafçının tamamında filan bulunabilir. Hatta o kış bahçesi fotoğrafından işte annesinin ölümü üzerine şey yapar, açar konuyu. Ama kitabında da o fotoğrafa yer vermez. Çünkü evet, onun da farkındadır. Yani o fotoğrafı orada bahsettiği zaman, punktumdan bahsederken, o stüdyuma dönüşecektir. Yani neticede aslında tekil bir fotoğraf üzerinden işte burada punktum şudur demek punktumu başka bir şeye dönüştürüyor. Tabii stüdyuma dönüştürüyor yani. Biraz karmaşık mevzu ama dolayısıyla hani tekil fotoğraf üzerinden burada punktum şudur demek şey değil. Hani çok sıradan toparlama fotoğraflar, belli aile albümlerindeki fotoğraflar filan hepimizi bir şekilde yaralar bir yerinden. Yani punktum o işte yaradır yani. Ama tamamen şahsa özel bir duygudur. Yıldız Moran'ın herhangi bir fotoğrafında yakalayabileceğimiz gibi başka herhangi bir fotoğrafta, anı fotoğrafında çokça yakalayabileceğimiz bir şey. Bilmem ifade edebildim mi, doyurucu oldu mu? Teşekkür ederim. Bu konuyu biraz pekiştirmemiz, üstünde çalışmamız lazım. Beyan hocam bir şey söylemek ister mi bu konuda acaba? Eklemek ister misin hocam? Hatta mısın? Daha doğrusu grupta mısın? Evet, hattayım, dinliyorum. Gökhan Hoca aslında söyledi tam olarak. Punctum dediğimiz şey Roland Barthes'a göre fotoğrafa ilk bakıldığında izleyiciyi delip geçen, yani ruhuna dokunan şey olarak tanımlar. Burada da mesela şu anda ekrandaki kucağında bebek ya da kardeşini tutan kız çocuğu var. İlk etapta izleyicinin gördüğü şey fotoğrafın ruhu. Fotoğrafın ruhu buradaki kucaktaki bebek bana göre. Çünkü Roland Barthes da burada kişiye göre değişir punktum diyor. Biraz daha içine girdiğinizde de olay bütününü kapsayabilir. O da stüdyum kavramını gündeme getirir. Ama Gökhan Hoca orada doğru bir tanımlama zaten yaptı. Roland Barthes'in Fotoğraf Üzerine Düşünceler adlı kitabını okuduğumuzda bu stüdyum ve punktum kavramını çok daha iyi algılayabiliriz. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam bir ekleme yapabilir miyim? Hocalarım da belki yorum yapar. Şöyle mesela hani Ahmet Gökhan Bey de stüdyum dedi ya, yani stüdyum sevgiyse punktum aşktır diyor mesela. Yani aradaki farkı bu şekilde daha kuvvetli geçirmeye çalışmış kitapta. Bilmiyorum Beyhan Hocam ya da Ahmet Gökhan Bey ne der? Öyle Gül Hanım ve değerli dinleyenler. Yani şeyden, stüdyum aslında kültürel olarak, sosyolojik olarak, tarihsel olarak içinde bulunduğumuz gün içerisinden ve estetik olarak o fotoğraf hakkında daha ortak ve şey, ortak değer yargılarımız, ortak varabileceğimiz konular, kompozisyon da buna dahil hatta.
ama şey değil yani punktum tamamen kişisel ve aslında işte ben bunu şunun için seviyorum, bu fotoğraf beni şundan etkiledi dediğiniz anda aslında Roland Barthes kendisi de çok onun farkında, bu şeye dönüşür diyor, studuma dönüşür diyor, aşikar olana dönüşür diyor. Yani bildik yargılarımıza, değerlendirmelerimize. Dolayısıyla bir fotoğrafı işte şundan beğendik, şunun için güzel oldu dediğimizde aslında studuma dönüşmüş oluyor o. Yani punktum tamamen kendimize has, kendimizi yaralayan, belki işte gözümüzden bir damla gözyaşı döktüren bir şey ama onun açıkçası hani bu şundandır diye açıklanması onu başka bir hale stüdyuma dönüştürüyor. Böyle bir sonuca varabiliriz değil mi Gökhan'cığım? Yani bana göre bir fotoğrafın punktumu başkasına göre değildir yani. O değildir. Göre... Zaman içinde yani, de değişebilir. Evet. Çeşitli evet. Fotoğraflar tabii evet. Ki. Yani mesela Yıldız Moran bu fotoğrafı işte kaç, 50'de mi çekmiş, ne zaman çekmiş? Bunu yazmayı unutmuşum hocam. Yani işte hangi yıllarda çıkarabiliriz? 50'li yıllar, yine 1955-56 Anadolu fotoğraf serisi. Muhtemelen Beyan Hocam, evet. İşte o zaman belki bu fotoğrafa bakan birisinin duygulanımıyla bugün bizim duygulanımız arasında epey bir fark vardır. Pek çok fotoğrafta olduğu gibi. Zaman da çünkü fotoğraf üzerinde o punktumu değiştirebiliyor. Hatta stüdyumu haydi haydi zaten değiştirebiliyor. Yani baktığımız zaman bütün geçmişimizle bakıyoruz ya, hani ne gördüğümüz aslında tabii, kim olduğumuzdur. Tabii. Bu galiba değil mi? Bu arada, çok doğru. Bu arada şunu demem lazım bir de. Yani stüdyum aslında diğer medyaya da özgü bir şey olabilir diyor. Bu arada fotoğraf, yani işte, 1955 fotoğraf, resim vesaire işte diğer iletişim araçları filan. Ama punktumu fotoğrafa özel bir duygu olarak belirtiyor. Yani fotoğrafın ayırt edici özelliği olarak punktumdan söz ediyor. Ama Roland Barthes'in nazarında fotoğraf hani bizim bildiğimiz anlamında böyle hani sanat fotoğrafı vesaire filan değil. İşte aile albümündeki bir fotoğraf ve diğer sahip bütün fotoğraf. Teşekkür edelim. Var başka bir şey hocam ekleyeceğiz. Bu arada 1955 Antalya'ymış o fotoğraf. Öyle mi? Oh, güzel. İzleyicilerimizden biri mesaj attı. Onu da paylaşmış olalım. Hocam Antalya... fotoğrafları taşırken unutmuşum bunları. Olmaz. Bunun cezası var. Ya, biliyorum. Hocam çok çalıştırdınız hep seni yapmayın. Eline sağlık. Evet, devam edelim isterseniz. Bu sohbetimizde az kaldı sunumumuzun bitmesine. Kalan zamanda da bol bol sohbet edeceğiz. Finale doğru yaklaşalım. Bu arada izninizle ben naçizane diyeyim. Bu kadar Yıldız Moran'la ilgili alıntılar yaptım, göndermeler yaptım. Ben de gerçekten etkilendiğim bu kadın fotoğrafçı için hissettiklerimi paylaşmak isterim. Yıldız Moran, önünde akıp giden zamanın sessiz, heyecansız seyircisi gibidir. Sadece aklını, duygusunu, ruh köklerini, şarkısını, şiirini bulduğu anlarda deklanşöre bastı. Her fotoğrafının bize çağrı yapan bir şiiri vardır. Onun için şiirsel olan her şey fotoğrafın konusuydu. Biliyorsunuz böyle diyor zaten. Belki de bir şaire delicesine sevdalanmasının temel içgüdüsü de buydu. Bu da benden bu sunuma düşünmüş bir not olsun. Evet, fotoğraflara devam ediyorsun değil mi? Evet, buyurun hocam. Sessiz ve iddiasızdı. Fotoğraflarını usulca çekti, onları yarıştırmadı, popülizmin kirine ve kibrine bulaşmadı. Tüm arşivi 1950 ve 62 yılları arasındaki 12 yıla aittir. Asıl yoğunluk 8 yıldır. Fotoğraflar 2008'den sonra gün ışığına çıkmaya başlayınca unutulmuşluğunun kozası dilindi ve kelebek özgürleşti. 4 Kasım 1954. Hocam, saat 11. Fotoğrafları var. Ha daha sen arkadan geliyorsun tabii. Hı hı. Bayağı geniş bir arşivi olduğu için internette.
İlla ki şeye geleceğim diyorsun. Tamam. Evet. Kumarbaz'a kadar geliyoruz. Evet hocam. Çok sevdiğim fotoğraflarından biridir benim o da. Hem Türkiye'deki bir kültürü yansıtır, hem de fotoğraf, evet bu fotoğraftan bahsediyorum. Evet. Hem Türkiye'deki kültürü, Anadolu'daki bir kültürü, sinema kültürünü yansıtır, hem de fotoğraf olarak çok düzgün bir fotoğraftır diyelim. Evet, şimdi 4 Kasım 1954 saat 11. Hani söyleşinin başında hatırlarsınız, tercih mi, kader mi diye sormuştum ya. İşte şimdi bu sorunun yanıtını. Hem bu saat ve tarihin anlamını gelin kendisi anlatsın bize. Yaşamımı sürdürebilmek için para kazanmam gerekliydi. Yılbaşı kartları yapıp satmak geçimimi sağlayabilir diye düşündüm. Anlaştığım matbaa çok kötü basmıştı kartları. Tam umutsuzluğa düşmüşken bir arkadaşım Özdemir Asaf'ı önerdi. Hem şairde hem de titiz ve güzel baskılar yapar dedi. İş konuşmak için Özdemir Asaf'ın matbaasına gittim. Tarihini de verebilirim tanışmamızın. 4 Kasım 1954 saat 11. Kelimelerle dile getirmek zor. Duygulu, kibar, hiç görülmemiş ve bir daha göremeyeceğim bir insan da Özdemir Asaf. Pırıl pırıl bir zeka, renkli ve yepyeni bambaşka bir dünyaydı o. Olağanüstü bir insandı kısacası. Her zaman bitiren kalkmak üzere. Kısa ve kesin, yalın söylemeden yanayım derdi Özdemir Asaf. Hep de öyle yaptı. Benim en sevdiğim dörtlüklerinden biridir. Benim söylemek için çırpındığım gecelerde siz yoksunuzlar Özdemir Asaf. Saygıyla yad ederim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Kendisini eksikleriyle seven şairiyle 1962 yılında evlendi. İki tutkulu ruh aşkın arenasında bilek güreşine tuttu. Ya fotoğraf ya aşk. Aşk kazandı, fotoğraf kaybetti. Ve bir daha fotoğraf makinesini eline almadı. Şairinin kadını, çocukları olgun Gün ve Etkin Arı'nın annesi olarak yaşamayı tercih etti. Bu tercih hayatının bundan sonrasının kaderiydi. Yaşamının geri kalan bölümünde bir fotoğraf yıldızı değil, bir şairin ilham perisi olarak yaşayacaktı. Şaire gelince o kaybettiği, ardından altlar yaktığı liseli pürofonik aşkı Lavinia'yı bulmuştu artık. Ah, Lavinia gelince aklımıza sesini özlediğimiz sevgili Murat Çaloğlu hocam, tıp fakültemizden, bilmeyenler için söylüyorum, tıp fakültemizin onkoloji ana bilim dalı öğretim üyelerinden Murat hocamıza şeyi bırakıyorum. Sunumun bundan sonrasını bırakıyorum. Hocam oralarda mısın? Buradayım hocam, buradayım. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de seslendirmeye çalışayım bu güzel şiiri. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Alkışlar.
Alkış efekti. Harikasın hocam. Özledim ya. Özlemişim senin sesinden. Şöyle. Evet hocam ya. Çok teşekkür ederim hocam. Çok naziksiniz. Sizinle tekrar bunları paylaşıyor olmak benim de çok güzel. Bana fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum gerçekten. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok iyi geldi hocam bana. Bu kadar özleştiğimizi şimdi anlıyorum daha çok. Evet. Ve finale doğru geliyoruz arkadaşlar. Samih Rıfat. Yıldız Bora'nın hayatını bir unutuluş öyküsüne benzetir demiştim başta. Fotoğraf tarihimizin bir kadın yıldızının şair Özdemir Asaf'ın eşi olarak bilinip tanınması aslında öyle bir unutuluş öyküsü değil mi? Seyit Ali Ak 15 Nisan 1995 günü hayatta gözlerini kapayan Yıldız Mora'nın cenazesinde tek bir fotoğrafçının olmadığını söyleyerek bu unutuluş öyküsüne son noktayı koyar. Sabrınız için teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz Beyci hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık hocam. Teşekkürler. Sağ olun size. Hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler size ve ekip arkadaşlarınıza. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Emeklerinize sağlık. İyi akşamlar, teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Arkadaşlar harikaydı. Sevgili evet. Konuklarımız, teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz hocam. Hocam emeklerinize sağlık. Her zaman teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Zaman kıymetli çünkü. Hocam yani çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yaklaşık 2 saat zaman vermek demek, başka şeylerden fedakarlık etmeniz demek. Bu fedakarlığınız özveriniz için ben size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Bundan sonra size sağlık hocam. Evet, ben bir anımı çok teşekkür ederim. Sevgili konuklarımız çok teşekkür ederiz. Öncelikle tabii ki Beyç hocamıza bu enfes yorumu için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Her birimiz ayrı ayrı. Yani şu anda sunumumuz bitti. Teşekkür ediyoruz ama kalmak isteyen konuklarımızla sohbetimize... El kaldıranlar var Gül. El kaldıranlar var. Tamam hocam. Şimdi hemen bakıyorum ben. Evet. Okan Bey buyurun. Tekrar merhaba, iyi akşamlar herkese. Ben Beyç hocamın zaten sohbetlerde de yaptığı sunumlarda da son derece etkili, son derece derinden bilgilendirici ama bir o kadar da tatlı sohbet olduğunu biliyordum. Ancak bugün yaptığınız 3. sunumla birlikte Gül Hanım, sizin katkınız, Hepşen Hanım'ın katkısı, sonra sunumu tamamen bir şova çeviren, pozitif anlamda söylüyorum bunu, işte arada müzik parçaları dinlemek, sonra Murat Bey'in güzel sesinden şiir dinlemek, hepsini bir bütün olarak düşündüğümüzde gerçekten geceye değer kattınız, gecemizi çok anlamlı kıldınız. Bu anlamda zaten Yıldız Mora'nı tanımış olmak bizim için çok önemli bir kazançken bu yaptığınız çok yönlü, çok boyutlu sunum da geceyi apayrı değerli kıldı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istedim ben. O yüzden teşekkürlerimi kabul buyurun lütfen. Teşekkür ederim, rica ederim. Levent Bey, Levent Çanakkaleoğlu. Buyurun Levent Bey. Merhabalar, iyi akşamlar. Beyç hocam, size, Gül Hanım'a ve Hepşen Hanım'a bu kadar güzel, bilgilendirici, aydınlatıcı bir etkinlik için teşekkürlerimi sunuyorum. Emeklerinize sağlık. Çok keyifli bir akşam oldu. Yıldız Mora'nı ben yıllar önce Pera Müzesi'nde onun adına açılan sergiyle tanımıştım. Bilmiyorum o sergiyi izleyeniniz oldu mu İstanbul'daki Pera Müzesi'nde. Gerçekten çok
takdir edilisi bir sanatçı. Tabii aşkı için fotoğraftan fedakarlık etmesi de ayrıca bir düşünmesi gereken bir konu. Tekrar teşekkürler, iyi akşamlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Teşekkürler Levent Bey. Hepşancığım chat'i okumak ister misin? Belki sorusu vardı. Ben şimdi... Sorular varsa... Başka soru yok canım istersen chat'e. Sorunuz varsa... Ben hayır şimdi... Hocam, bir soru neyi unuttum? Bu hani şey biraz işin bu hani magazin kısmı ile ilgili olarak Beatles'tan da hani bahsedince güzel şarkıyı dinleyince Paul McCartney'nin ilk eşi zannediyorum Linda McCartney vardır. Amerikalı. Evet. O da çok önemli bir şey yani şöhretler fotoğrafçısı. Hani o da bir hanım, ondan da bir bahsetmek istedim. Çok konumuz var ya. Gökhan'cığım çok konu var. İşleyecek o kadar konu var ki yeter ki işleyelim. Ah, doğru. Bu pantlama ayrı bir şey düşünüyorum. Yani daha geniş kapsamlı bir pantlım sunumu yapmayı düşünüyorum. Yani şöyle de bir şey var, evet yani Tufan Palalı'nın kitabını bilmiyorum ama Tufan Palalı'yı bilirim. Yani Türkiye'de bu işler nedense çok karmaşık hale sokuluyor, getiriliyor. Biraz anlayamamaktan gelen de bir şey var galiba. Bu hepimiz adına geçerli, onu söylüyorum. Yani bir YouTube mesela taraması yaptığınız zaman hakikaten o kadar güzel öğrencilerin mesela İngiltere'den... Ben tesadüf etmiştim bir vaktiyle. Çok güzel 3 dakikalık, 5 dakikalık şeyleri var yani sunumları. Oradan anlayabiliyorsunuz hakikaten. Yani çok hani komplike belki bir İngilizceye de gerek yok. Çünkü onlar da güzel PowerPoint ile açıklıyorlar falan. Yani dolayısıyla onlar daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani böyle çok kompleks kitaplardan ziyade neticede fotoğraf çekiyoruz. Çok da hani kendimizi şimdi amiyane tabirle diyeyim kasmayalım. Biz ama yani o fotoğraflarda yarım saat falan bir tartıştık. Yok tabii tabii. Hayır, punktum çok 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 yani şeye değer, üzerine kitap yazılmış. Yani o bende var mesela da şimdi... Oğluma vermiştim, o bu işler üzerine de çalışıyor biraz. Yani bu tamamen Roland Barthes üzerine kitaplar yazılmıştır. Yani işte punktum kavramı üzerine birkaç tane makale var. Benim bildiğim en azından yani. Böyle bir mevzu tabii bu. Ali Muhammed Bey chat'e şey yazmış mesela, punktumu ekonomik, politik ve sosyal kültürel ögeler belirler demiş. Dediğim gibi yani o belirler doğru ama o andan itibaren de artık punktum olmaktan çıkar. Stüdyuma dönüşüyor değil mi? Tabii, aynen. Tabii. Yani bunu Roland Barthes kendi diyor yani. O kuramı öyle ona dönüştüreceğini de farkında. Şimdi Roland Barthes'ı okurken biraz da yanına Stuart Hall'u da alıp okumak gerekiyor. Beraber okunduğu zaman da evet. Biraz gibi geliyor Gökhan'cığım. Olabilir tabii yani. Onu der işte bir başkası da var. Mesela şimdi nerede bu, ben hani kütüphanemden biraz uzakta olduğum için hemen şimdi pek bir şey diyemeyeceğim ama bir şey olacaktı çok özür dileyerek. Ha mesela Kevin Robinson'ın Hac diye bir kitabı var. Türkçe'de de var, bu Ayrıntı Yayınından çıktı. Onda da mesela şey yani bu benim dediklerimi diyor aslında. Yani birçok şeyde aslında söylediklerin tutuyor ama bazı yerlerde karıştırıyoruz gibi geliyor. Beyan Hoca da zaten aslında kaldırdı zaten. Hocam, buyurun sohbet havasında devam ediyoruz zaten. Evet, şu anda Beyhan Hoca da aynen. Yani ayrı bir program konusu aslında hem punktumu hem stüdyumu konuşmak. Belki bir iki program böyle devamlı sadece birinde punktumu diğerinde stüdyumu konuşmak gerekir. Doğru. Roland Barthes'ın bu anlamdaki fotoğraf felsefesi üzerine düşünceleri biraz dili ağır gibi algılanabilir ama içine girdikçe fotoğraf örnekleriyle, oradaki fikirleriyle, fotoğrafik görüntülerle örtüştüğünde çok daha net anlaşılır hale geliyor. Aslında hepimizin çektiği fotoğraflarda doğal olarak o punktum ve stüdyum oluşmuş durumda. Sadece onu görebilmek
Efendim Beyiç abi? Farkında değiliz. Yani o farkındalığı evet, yaratmak için ben bunu çıkardım. İşte, çok çok güzel, çok doğru bir iş yaptınız zaten. Yani fotoğraf okumayı bildikten sonra, öğrenmeye başladıktan sonra o kavramlar kendiliğinden dökülmeye başlayacak. Evet. Önemli olan görünen değil, görünenin ardındaki hakikat, gerçek kavramının ötesindeki hakikat kavramını aramaya başladığımızda aslında bizim çektiğimiz fotoğrafların gerçekte sıradan görüntüler değil de anlatılmak istenen bazı hikayeler ve konuların aslında var olduğunun farkına varacağız. Hem bizler hem izleyiciler fotoğraf açısından. Ben bu konunun çok farklı bir mecrada, ayrı bir programda evet, uzun uzadıya tartışılması taraftarıyım. İşte Gökhan Hoca gibi, Ali Hocamız gibi, Ali Muhammed Bayraktaroğlu, Beyiç Hocam siz, Enver abi bu konularda zaten mutlaka söyleyeceğiniz şeyler var. Bir bizleri de karşılıklı fikir olarak beslemesi açısından bir ortak program belki çok daha yararlı olabilir. Yani sadece punktum ve sütuntum nedir diye anlatma değil, bir tartışma platformu içerisinde konunun ele alınması, herkesin kendi bilgi birikimiyle ortaya döküldüğünde bilgi toplanarak, çoğalarak paylaşılacak, paylaşılarak çoğalacak bir şey çünkü. O açıdan önemli. İkinci bir şey, bu akşam için özellikle hem Gül Hoca'ya hem Hepşen'e, tabii ki başta bir orkestra şefi gibi duran Beyiç Hoca'ya çok teşekkür ediyorum ben. Sıradan birçok izlediğimiz fotoğraf sunumları ya da fotoğraf söyleşisi programlarından farklı olarak şiirle, müzikle beslenmiş, Beatles'ın videosuyla, şarkısıyla desteklenmiş ve hatta doğrudan bir Yıldız Moran anlatmak yerine Yusuf Karş gibi bir portre ustasının temellerini oluşturduğunun vurgusuyla çok güzel kronolojik olarak, yani güzel yazılmış bir öykü kitabı gibi diyeyim, bir program yaptınız. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Yanlış hatırlamıyorsam küçük bir kısa anekdot olarak ekleyeyim ve fazla da sözü uzatmadan hemen ben sahneden çıkayım. Yusuf Karş'ın meşhur Winston Churchill portresi. O fotoğrafı çekerken ki bilinir ki Winston Churchill her zaman elinde veya ağzında purosu vardır. O portre çekilirken ağzında purosu vardır. Yusuf Karş tam kadrajı ayarlar, deklanşöre basma hazırlığını yapar, tamamlar, çekeceği anda ağzından purosunu çeker Churchill'in. Meşhur İngiltere Başbakanı, İkinci Dünya Savaşı'nın kahramanı bir Churchill, ağzından purosu çekilmiştir ve sinirli bakışı ona dayandırılır. Orada sert bakıyor ve sinirli bakmaktadır Churchill. Yusuf Karş'ın da böyle bir o portreyle ilgili anekdotu okumuştum bir yerlerde. Tabii ne kadar doğrudur, ne kadar efsanedir, ne kadar... Ama ne yazıyor hocam? Yani Yusuf Karş'ın önünde şeyinde var. Anekdot. Hatta fotoğrafı çekeceğini bilmiyor. Odaya girdiğinde fotoğraf hazırlanmış, kamerasını falan kurmuş. Çok sinirleniyor. Ne var, benden habersiz, ne yapıyorsunuz burada diye. Bir de pro muhabbeti olduğunda bayağı geriliyor işte. Yusuf Karş öldüğünde 2002 yılında Kanada'da öldü. Ben de o sırada Kanada'daydım, Toronto'daydım. O Montreal'de yanlış hatırlamıyorsam kuzeyde Quebec bölgesinde vefat etmişti. Cenaze töreni gitmek için o kadar kıvrandım ki hem ekonomik olarak hem de bulunduğum zaman dilimi açısından gidemedim. Benim de içimde öyle bir ukdedir. Yıllar sonra Çin'de bir fotoğraf festivalinde böyle Yusuf Karş sergisine denk geldim. Oradaki portrelerini üç boyutlu böyle kartondan yapılıp da hani dükkanların önüne reklam panoları gibi konulan birebir boyutta insan portreleri vardır, reklam panoları. Winston Churchill'in portresi ve Yusuf Karş'ın kendi portresi de vardı öyle ayakta dururken. İkisinin arasına girip şöyle bir sarılıp bir selfie yapmıştım. Öyle bir fotoğraf çektirmiştim. Hem Yusuf Karş hem de Churchill'le bir portrem var. Benim de beraber çekildiğim fotoğrafım var.
Peki hocam. Teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık sizin de. Hamburg'la ilgili şey, ben 10 tane seçilmiş fotoğraf üstüne, ileride tabii, birkaç ay sonra vereceğim. 10 tane seçilmiş, bu konuya uygun seçilmiş 10 fotoğraf üstüne, yine dediğiniz gibi çok katılımcılarla tartışmalı bir böyle bir söyleşi planlıyorum, düşünüyorum. Orada inşallah böyle bir etkinlikte buluşuruz. İnşallah hocam. Punktumla ilgili ben şey yaparım, muhalefet yaparım hocam, ortalığı karıştırmak için ben de geliyorum. Sinem'cim buyurun. Çok teşekkür ederim Gülcüm. Beyç hocam tekrar iyi akşamlar diliyorum. Çok keyifli, çok güzel bir sunumdu. Bizi artık o kadar alıştırdınız ki böyle bu güzel kutsal perşembeleriniz buradan devam ediyor. Çok büyük bir keyifle katıldım. Gerçekten çok büyük haz aldım. Bilgi ediniyoruz. O bir yana yani sizin hem ekibinizin, Gül'ün, Hepşe'nin, bütün dostlarımın o hem edebi hem sanatsal birikiminizden süzülen o güzel yorumlarla da ayrı bir lezzet, tat kazanıyor bu sunum. Yani bilgiler çok faydalı ama ben sizleri dinlemeyi böyle şiir gibi, kitap gibi sizleri dinlemeyi çok seviyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem çok özverili bir çalışma, bunun da farkındayım. Bu sunum belki arka planında ne kadar emek var, alın teri var. Ama çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Canı gönülden kutluyorum. Devamını sabırsızlıkla bekliyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Murat'ın bir ara dışarı çıktım geldim. Emin değilim. Belki söylemiş olabilirsiniz. Ama fotoğrafla ilgili güzel bir sözü var. Ben de bugün okurken ona rastladım. Çok hoşuma gitti. Yıldız Mora'nın hocam. Evet, evet. Bir sözü fotoğraf için demiş ki, fotoğraf makinesi o denli varlığımızın bir parçası olsun ki konuyla aramızda bir engel oluşturmasın diye bir söz söylemiş. Bu da güzel, anlamlı bir söz. Bunu paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Başka. Chatlerde de herkes çok teşekkür ediyor hocam. Bu arada çok özür dilerim Gülcüm. Murat tabii. Hocam ağzınıza sağlık. O kadar güzel okudunuz ki yani gerçekten çok içe yüreğimize dokundu. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi okumanız. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ben bir şey ilave edebilir miyim? Pardon, girdim araya ama el kaldırmasını bilmiyorum. Buyurun, buyurun. Buyurun Ahmetciğim. Beyz hocam, en son fotoğraf günleriydi değil mi? Karşıyaka'da. Evet, yani yüz yüze orada geldi. Evet, veya en son nefesif genel kurullarında karşılaştık. Yani yine de herhalde en azından bir iki sene oldu karşılaşmamıştık. Evet. Bu gece gerçekten sizin anlatılarınız, sohbetlerinizde çok iyi bir programdı. Gerçekten özlemişim sizin anlatmanızı, anlatılarınızı. Diğer ustaların, hocaların katkılarıyla da iyi bir gece oldu bizim için. Benim için özellikle. Bildiklerimizi pekiştirdik, bilmediklerimizi de öğrendik sayenizde. Programın güzelliği herhalde ekibin güzelliğinden kaynaklanıyor. Edirne her zaman bizim takdir ettiğimiz çalışmaların uzaktan da olsa takip ettiğimiz ve takdir ettiğimiz bir kurum. Ben bütün arkadaşlara, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim Ahmetciğim. Çok teşekkür ederim. İzmir'e selam. Sağ olun. Aşağıya daha doğru. Sağ olun. Çetse imgelem çözümlemesine giriş adlı kitap piyasaya çıkmak üzere yazan Kubilay Aktul'un oldukça faydalı olacağını, ön okumasını yapmanın verdiği şansla tavsiye ediyorum demiş Ali Muhammed Bayraktaroğlu. Teşekkürler kısımlarını. Ali hocam, seni daha fazla bekliyoruz bu programlarda. Abi elimden geldikçe, sizleri çok seviyorum. Arada olmak da çok büyük keyif. Uzaktan da olsa. Bu kadar güzel, bu kadar yoğun katılımlı bir fotoğraf gönüldaşlarının olduğu bir toplumun içerisinde bulunmak da bir GAFSAT üyesi olarak bana ayrı bir gurur veriyor. Onu da özellikle burada söylemek ve sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Edirne'nin güzelliği de bu. Teşekkür ederim. Hasan'a da attım pası yani. O Maraş'tı o abi, boş ver. Serdar abi. Serdar başkan bir şey diyecek. Evet, başkanımız. Buyurun.
Ben teşekkür ederim. Yine güzel bir sunumdu bu akşam. Beyhan Hocam orada mı sen? Konuşmasını yaptı. Buradayım Serdar abi, dinliyorum. Haftaya Beyhan Hocam'la birlikte olacağız. Onu ben bilmeyeyim dedim. Hocam konu ne? Nasıl? Verin hocam. Konu ne? Konu. Konu sürpriz. Konu sürpriz, evet. Birkaç gün sonra paylaşırız. Tamam. Biz çalışıyoruz baştan, biliyorsunuz. Ona göre tiyoları almamız lazım. Tamam. Birkaç gün öncesi yeterli olur çalışmak için. 3 saat öncesi. 3 saat. Saat. Başkanım, bir şeyler söylemek ister misiniz? Nasıl? Bir şeyler söylemek ister misiniz başkanım? Buyurun diyorum. Bizi övecek misiniz? Bize güzel şeyler söyleyin. Serdar Başkan, yani, övgü bekliyorlar. Yani şöyle, şimdi şöyle, söylenen şeyleri ben yine tekrar etmiş gibi olacağım. Ama bu gece diğer daha önceki sunumlardan daha farklıydı, daha güzeldi. Açık söyleyeyim yani. Böyle birbirini destekleyen bir konu içerisinde bu geceyi yaptım Beyiş abi. Gerçekten kutluyorum. Efşen'le tabii Gül de ara gazları veriyorlar onlar da. Yani zamanında yerinde yani. Tabii bu da bir dinamik katıyor. Yani bence bundan sonra bu şekilde gidelim. Bu şekilde yani. Bunlar iyi yani. Böyle. bakın bir şey söyleyeyim mi? Bakın. 4-5 ben söyleyeyim, sen devam et. Peki abi, bir dakika, unutacağım söylemeyi. 4-5 sunumdan itibaren, yani bundan önceki 200 sunumda ben sonuna kadar kaldım. Kopmadım. Ya dedim, internet iyiydi yani, tamam mı? Ulan dedim, şimdi bu gece dedim internetiyle papaz olursa diyecekler ki dedim, ulan numara çekiyorsun galiba diye. Nasıl içimi yiyor? Diyor mu zaten? Hayır. Son başına kadar. Pardon. Ben öyle düşünüyordum başkanım. Ben de öyle öyle düşünüyordum. Bu geceki sunum daha iyiydi derken diğerlerini izlemediğin için öyle söylüyorsun herhalde. Hayır. Ben yani koptum bazı şeylerden. Onu demek istiyorum. Hayır. Şunu demek istiyorum. Bundan önceki yani senin sunumun değil. Diğer sunumlarda internet bağlantısı benim çok iyiydi. Ya dedim bu perşembe eğer internet zayıflarsa yine bir aksilik olursa ki başında konuşmamın yine bir internet gider gibi oldu. Hiç belli olmuyor. Dedim ki yani herhalde başkan mouse'dan çıkıyor, numara çekiyor falan. Bak Munise öyle zannetmese bile öyle zannettim diyor tabii. Ben öyle zannettim. İnan ki öyle düşünüyordum. Hadi canım sen de. Evet. Zaten şimdi biraz daha konuşursan ben moderatör olarak senin internetini düşüreceğim. Tamamdır. Yok, teşekkür ederim. İstediğin kadar. Biliyorum. Başka şeylerde var mı bize bir soru olan hocam daha doğrusu? Yok. Soru yok. Anladığında hocam. Serdar Başkan'a bir şey ekleyeyim. Hani dedi ya bu konuda daha temel. Şimdi başkan son derece dinamik gidiyor. Yani hazır bir metinden ben bir metin hazırlıyorum ve o metin bir yerden tek kaynaktan değil farklı kaynaklardan desteklendiği için aslında nerede başlayıp nerede biteceğini öncesinden ben de bilmiyorum. O nedenle her şeyde farklı oluyor. Bu hafta böyle bir şey çıktı ortaya. Önümüzdeki ay bakalım artık kısmet ne çıkacak bilmiyorum. Orada da ödüllü polisler fotoğraflarını paylaşacağım. Onların üstüne konuşacağız. 1943 diye hatırlıyorum. 43'ten beri ödül alan fotoğrafları topluyorum şimdi. Fotoğraflarla birlikte hem sosyal tarihe hem fotoğraf tarihine bir gezinti yapacağız. Yetiştirebilirsem önümüzdeki ay onu paylaşacağız. Anladım abi. Bekliyoruz. Polisler de zaten bir uçuk bir adam. Onun hikayesi de apayrı bir şey. Hiç oraya girmeyelim zaten şimdi. Önümüzdeki ay 2. perşembe. Evet. Nisan işte. Ha Nisan, evet Nisan. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Beyç abinin tüm sunumları
Her ayın ikinci perşembesi diyelim. Evet. Canan çok güzel bir şey yazmıştı chat'e ama şu anda Canan onu paylaşır mısın bizimle, hatırında mı? Hangisini canım? Birkaç bir şey yazdı. Sence şiirin fotoğrafçısı, fotoğrafın şairi, bir şaire aşık olup evlenmiş dedim. Evlendi dedim. Evet. Çok güzeldi Canan. Çok güzel bir başlık. Güzel bir başlık olmuş. Tamam. O ara siz ondan bahsediyordunuz hocam, bir şairle evlendi diyerek. O arada yazdım onu da. Diğer Lavinia'da zaten hani aslında biraz önce Murat hocamın da sağ olsun ağzına sağlık okuduğu şiirde hani Yıldız Moran'la aynı anda görüştüğü bir bayana karşılıksız olarak görüştüğü hani aşk, ona yok, yazdığı bir şiir. Lise yıllarında. Yok, lise değil o. Yani benim okuduğum şeylerde aynı anda görüştüğünü yazıyor. Valla kaynaklardan kaynak yani aldığımız ben bir yine aşık olabilir miyim? Evet. Lise yıllarında aşık olduğu bir kadına yazdığı bir şiir. Hatta evet, adı da Mevhibe Meziyet. Evet evet, yazdım, Mevhibe var. Evet. Orada bir arkadaşımız neden siyah beyaz çekmiş diye sormuş, chat'te karşılaştım. Takip et onları. Ha. Tamam. Siyah beyazcı dedik zaten sunumun evet, içerisinde. Siyah beyaz tercih etmiş. Yani ana tercih siyah beyaz. Farklı bir şey söyleyebilecek olan varsa, ben renkli fotoğrafına rastlamadım. Yani aslında 50'lerde renkli fotoğraf zor da olsa, güçlü de olsa vardı herhalde. Çünkü duygunun daha iyi geçtiğini düşünüyor. Ben bir okumamda öyle bir şey rastlamıştım. O dönemde, bunu o tercih ediyor. Konser olarak düşünürseniz Fikret Otcan var, Aracılar var, aynı tarz Anadolu çalışan fotoğrafçılar var. Yıldız Moran onların arasında hiç sesi adı duyulmamış bir fotoğrafçı olarak hakikaten bir unutulmuş öyküsü. Çatır çatır gitmiş kadın. Çalışmış yani Anadolu'da, Anadolu insanında. Van'da, Antalya'da, Tatman'da, orada burada. Ama esamesi okunmamıştı. Varsa yoksa Fikret Otman, varsa yoksa Aradılar. Hep onların etrafında dönmüştü. Evet. Kenan Kahraman katılmış. EFOS üyemiz İstanbul'dan. O da şey diyor, yani çok güzel bir sunumdu ve ben de çok merak uyandırdı ve yani yeniden inceleyeceğim. Sunum da çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz diye yazmış ve buna benzeri şeyler var hocam. Beyhan Hocam da şöyle bir katkıda bulunmuş. Yani renkli fotoğraflar daha çok yaygın olarak 1970 sonlarında geldiği için o yüzden siyah beyaz fotoğrafları söyledi. Zaten o çektiği dönemde çok daha öncesinde, yani 12 yıllık bir dönem. Bak Esra ne yazmış? Beyhan Hocam'ın atölye toplantısında hissettim kendimi. Evet, ben de onu, hocam onu gerçekten şey geçerdi ya, Murat Hoca şiir okurdu, Gül şiir okurdu, birisi bir müzik açardı. Aynı atölye toplantısında gibi hissettim. Biraz daha kalabalıktık sadece bu akşam, daha keyifliydi. Herkes katkıda bulundu. Daha hoş bir sohbet oldu, çok güzeldi gerçekten. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Sanki Yıldız Moran Türk fotoğraf tarihinde hak ettiği yeri bulmamış gibi geldi bana. Size de öyle geldi mi? Evet, bulmuş. Ben yani en başında, sunumun başında dedim ya, onunla ilgili çok gremli bir hüzün var. Yani ona ona doğru yücelen bir saygı duyuyorum diye. O yani ben borçlu hissettim kendimi yani. Ona karşı. Evet. Teşekkür ederiz bizi de bunun, bilgilendirdiğiniz için. Pardon Beyiş Hocam, bir ekleme yapabilir miyim? Bu Yıldız Hanım'ın fotoğraftan fotoğrafı bırakmasının nedenlerinden birisi de bu olamaz mı? Yani sadece aşk değil, Özdemir Asaf'a olan sevgisi değil. Ama ondan gördüğü karşılıkla, ondan gördüğü ilgiyle fotoğrafı bir tarafa bırakıp ki fotoğrafta beklediği veya hak ettiği ilgiyi görmeyip aşkında bu ilgiyi görünce bir yerde işte Özdemir Asaf'la evlenmesinin ve fotoğrafın kutlasının nedeni de bu olamaz mı acaba? Şöyle, onunla ilgili şeyleri var, açıklamaları var. Yani diyor ki fotoğraf tam zamanlı bir şey diyor. Yani fotoğraf insanın hayatından bir kısmını ayırabileceği bir uğraş, bir eylem değil. Tam zamanlı bir eylem. Ama ben bu
tam zamanımı evliliğim dolayısıyla fotoğrafa ayıramadığım için fotoğrafı bırakmak zorunda kaldım diyor. Kendi açıklaması bu. Ama gerçek bir gerekçelendirmemi bilmiyorum tabii. Röportajlarında böyle bir açıklaması var. Veya nedenini açıklamadığı bir bahane miydi acaba? Ha, belki de yani belki de bilemezsin. Yani evet olabilir. Bir kıskançlık söz konusudur. Eşi yani Özdemir Asap bu işi yasaklamıştır ama bu bilinmiyordu falan yani. Yok hocam ama yani Özdemir Asaf'ın onunla ilgili şeyleri var, yazısı var. O 1970'te yani Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmış herhalde. Şey Yıldız Mora'nın fotoğrafçılığını öven bir yazısı var yani. Hani onu göstermelik mi yaptı? Ama o zaman evli değiller. Evli değiller. Hayır ama yani fotoğrafa ve buna saygı duyduğunu göstermiyorum yani bu. Yani dediğim gibi Yıldız Mora, ben size bir şey daha söyleyeyim. Almadım onu. Almak istemedim. Ona saygısızlık yapmak istemediğim için. Bu kadar çocuklarına düşkün bir kadın. İşte fotoğraf gibi bir temel şeyden vazgeçiyor ama çocukları birbirini vuruyor. Yani miras yüzünden küçük kardeş abisini vuruyor. Dört koşumla biri hapishaneye, biri ölümden dönüyor. Geride böyle bir aile dramı var. Buna hiç girmedim. Yani İşte böyle hayat dedi. Hakikaten dedik ya hayat insanın başına gelen şeydir diye bu yani. Yani bunca fedakarlık yapan bir kadın fotoğraftan vazgeçiyor ama geriye bıraktı o çocuk birbirine giriyor. Yani öyle bir durum var. Hocam bu siz atölye toplantısında ilk Yıldız Moran'ı anlattığınız zaman hemen akabinde İstanbul Modern'de fotoğraf sergi. O dönemdeydi galiba. Evet, sergi vardı. Hatta evet. Gidenler oldu galiba. Evet, Esra ile ikimiz gitmiştik koşa koşa İstanbul'da ve çok çok güzeldi ve çok keyifliydi. Siz tam tadını yani demini çıkardınız o zaman. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Gerçekten çok güzeldi. Çok çok keyifliydi. Ben de hocamın ilk anlattığı zamanı hatırlıyorum. Atölyede bize Yıldız Moran'ı o kadar duygulanmıştı ki gözleri dolu dolu olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Evet, evet hocam. Çok. Siz hatırlıyor musunuz? Ben mi? Evet. Öyle bir şey olmadı ya. Gözlerini görmedim. Nasıl olmadı? Nasıl olmadı? Ben hatırlamıyorum. Çok duygulandım yani, hocam. Bakarsanız insani olarak yani bir insan, bir kadın, bir insani olarak baktığınız zaman çok büyük bir fedakarlık var. Yani yani hikayesi zaten yurt dışına İngiltere'ye gitmekle başlıyor. Yani ailen istediği kadar güçlü olsun ama sonuçta tek başınıza İngiltere'ye yollanıyorsunuz ve yıl 1950. Yani nasıl bunu cesaret edebiliyor, nasıl şey yapabiliyor? Yani bunların her biri bir hikayesi olan. Yani iyi anlamak lazım. Hocam ve çok gidiyor, çok güç aslında. Ve gidiyor ve tek başına orada kendini yaratıyor. Yani sergi açıyor, sergisinde fotoğrafları satılıyor. Portekiz'e gidiyor, şeye gidiyor, İspanya'ya gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Ve yaş 22-23 o 24 gibi yaşlarda ve bütün kadını ve Müslüman bir kadını ve Avrupa'da. Ama yani, çok güçlü bir kadın hocam. Bir de benim var. Hatırladığım evlenmeden çocuk sahibi oldu galiba değil mi? Özdemir Asaf'la ilk çocuğunu. Onu bilmiyorum. O işini biliyorum. O konulara girmedik Monise'ciğim. Onlar benim ahlaki değerlerim dışında. Öyle bir şey var. Yani ki evlenmezden önce Özdemir Asaf başka biriyle evli. Evli diye biliyorum. Asaf'dan evet. Ölüyor ama. Yani ben, eşitliğini almıyor onu. Öyle mi? Bilmiyorum. O kadar. O kadar. Yok. Boşanıyor. İlk eşi kanserden ölüyor. Yani o zaman dur yani. Ben de şey diyeyim. Yani hakikaten Türkiye'de kadri bilinmemiş kadın fotoğrafçılar meselesinin üstüne gitmekte fayda var. Değerli arkadaşlarımız yani Gül Hanım, Hepşen yani başta da bahsettiğiniz gibi işte Naciye Suman Hanım var. Hani çok orman fazla. Orman başlıyor. Masada bir tek. Evet evet. Güldenen Bölük'te fotoğrafları olduğunu biliyoruz. Akşamlar Reyhan Hocam. Teşekkür ederim. Ondan sonra da şey var. Meryem Şahinyan tabii ki başlı başına. Çok önemli. Çok. Çok. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkürler. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgiler. Naciye Suman'ın Gökhan Bey sadece 6 adet fotoğrafı yani yüzlerce binlerce fotoğrafından
sadece hani bilinen, elde olduğu bilinen 6 adet fotoğrafın olduğu söyleniyor. Tabii, ya yani o... Onlar da işte Gülderen Bölük Hanım'da tesadüfen buluyor onu. İki haftada bir Açık Radyo'da program yapıyor çarşamba günleri 3.30'da. Şey mi? Gülderen Hanım mı? Hayır, Gülderen Bölük Hanım. Yani Naciye Suman'ın yegane fotoğraflarını bildiğimiz, olduğunu bildiğimiz kişi. Ve evinin Levent Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evinin çatı katında o kadar enteresan bir stüdyo yapıyor ki işte. Çok teşekkürler, iyi akşamlar arkadaşlar, sağ olun. Sağ olun Levent Bey. İyi akşamlar. Arkadaşlar yani şey bir tedirginliğimi paylaşıp sohbet, yani buradan sonra herkes ayrılabilir. Yani kendinizi sakın zorlamayın. Yani biz burada artık şey yapıyoruz. Böyle kendi kendimize. Serdar da gitse de dedikodusunu yapsak diye gözümüzü başkanımız kopmadı. Yani isteyen ayrılabilir. Sakın kendinizi zorlamayın. Hiçbir... Tekrar teşekkürler herkese. İyi hocam akşamlar. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Ben de çıkıyorum. İyi akşamlar. Sağ ol Servet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. İsterseniz Beyç Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Soru yok çünkü. Hocam en son şunu söyleyeyim. Ben hani Türk fotoğrafı neye bıraktığı ile ilgili kısmında benim aklıma şu da takılıyor. Yani Londra'da işte Cambridge'de açtığı sergiden sonra fotoğraflarının hepsi satılıyor. Ama Türkiye'ye geldiği zaman bir fotoğrafı bile satılmıyor. Evet, yani. Para etmiyor. Onun için para kazanmak için, para kazanma derdine düşüyor yani kadın. Fotoğraftan para... Hayal kırıklığı şey olabilir, Ahmet Bey söylemişti yani, hayal kırıklığına uğramış da olabilir. Hani aile hayatı oraya dönmüş. Bundan dolayı da olabilir. Düşünün yani kartpostallarda bastırarak onlarla para kazanmaya çalışıyor. Yani fotoğraftan bir gelir elde edemeyecek o dönem için. Olabilir, o da bir etken olabilir. Belki etkenlerden biri. Umudu kesilmiş olabilir yani fotoğraftan. Evet. Zaman kaybı olarak düşünebilir. Esra'nın söylediği gibi bu akşam hakikaten atölye yaptık, yani yaptığımız atölye sanki çalışmasına geniş bir katılımla aynı şeyleri yaşadık gibi. Çok keyifliydi. Murat hocamıza ayrıca çok teşekkür ederiz. Bilmiyorum burada aramızda mı? Çok güzeldi. Ayrıldı. Murat hocamızın yorumunu. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Beyit hocam. Ayrılmadan önce bir şey söyleyebilir miyim acaba? Buyurun, buyurun. Hazır Serdar Başkan da buradayken federasyondan kimse kalmadı galiba Serdar Başkan'dan sonra. Neyse. Şimdi bu pandemi döneminin sanırım bize kazandırdığı en büyük faydalardan bir tanesi çok farklı yörelerde yaşayan bizleri bir araya getirmesi oldu. Bu programlar vasıtasıyla, aracılığıyla. Onun dışında pandemiye kadar herkes kendi yöresindeki derneklerde veya çok az bir trafikle, gidiş gelişle ziyaretler olurdu, birbirimizi görürdük. Onun için ben bu süreci gerçekten bütün Türkiye genelindeki fotoğrafçıların daha sık birbirini görüp konuşabilme, iletişim açısından faydalı ve güzel bir süreç olarak değerlendiriyorum ama Serdar Başkan'a da rica edeyim, diğer arkadaşlara da söylüyorum karşılaştığım zaman da. Yani bunu bu salgın döneminden sonra da devam ettirmek bence çok güzel olur. En azından ayda bir defa yapmak bu programları birbirinden uzak yerlerde yaşayan fotoğrafçıları bir araya getirir. Aynen bu gece olduğu gibi paylaşımları da arttırmış oluruz. Birbirimizi görmüş, konuşmuş oluruz. Dostlarla görüşmüş oluruz. Bu vesileyle tekrar ben yaptığınız program için hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Serdar abi internetin kötüydü. Sesin gelmiyor. Ağır çekimde yine geliyor. Sesim geldi mi? Şu an gelmiyor değil mi? Evet, evet. Kısa konuşmada geliyor. Böyle yok. Şu an geliyor mu? Evet, geliyor. Evet, evet. Ahmet Serdar çıktı da. Yok yok, sen konuşmaya başlayınca kaldım, dinliyorum. Evet, şimdi zaten bu Zoom olayında
başladığımız zaman arkadaşım, artık biz EFOT'ta perşembeleri dernekte yapmayacağız. Pandemi dönemi bitmiş olsa bile Zoom'u kullanacağız. Evet. Yani sunumlar için Zoom'u kullanacağız. Ama bir fark var. Fotoğraf gösterilerinden çok, yani hani kişilerin böyle fotoğraf kültürü, fotoğraf sanatıyla ilgili belli alanlarda tartışma programlarıyla gitmek istiyoruz. Serdar Başkan, bu konuda destekliyorum seni. Gerçekten yıllardan bir yapılan, bir tek düzey haline gelmiş olan fotoğraf sunumları var. Müziği verirsiniz. Tamam, değerlidir. Hepsi değerlidir. O ayrı mesele ama yani çok sıradanlaştı artık. Dediğin anlamda program yapmak bence çok önemli. Bir de Türkiye genelinde bunun da diğer arkadaşlara da katılma fırsatı verirseniz çok iyi olur. Yani biz bu kulvarda, EFOT olarak bu kulvarda gideceğiz. Bunda biraz hep fikir birliğine vardık yani. Çok iyi. Destek bizden. Teşekkür ederim. İzmir'e selamlar. Bizden de çok selamlar. Tekrar hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Genç hocam, son isterseniz size toparlayın. Çünkü başka hani zaman yok. Teşekkürler var devamlı çekti. Buyurun. Ne kaldırıyor? Buyurun. Evet. Ben yetişebildim hocam. Şimdi evet, pardon, buyurun. Yetişebildiğim kadarını takip ettim. Dersim vardı ama girdiğim kısımdan itibaren çok güzeldi. Özellikle Murat hocamın şiiri gerçekten çok güzeldi. Ağzına sağlık. Sizler de öyle. Hani kayıt ediliyor. Kayıttan da tekrar izleme fırsatımız var. O yüzden emeklerinize sağlık hep Şengül. Beyiç hocam, sizin de her zamanki gibi bir atölye havası gibi oldu. O değerli bilgilerinizden faydalandık. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler Necim. Buyurun Beyiç hocam. O zaman bitirelim. Yani hala burada bekleyen değerli arkadaşlarımız, teşekkür ediyoruz. Burada bekliyorsunuz. Kaldınız daha doğrusu. Her şeyin bir sonu var. İzleriz artık bu şeyi kapatalım. Bugünkü etkinliğimizin sonuna noktayı koyalım. Ben hakikaten yani hep söylüyorum ve hep de tedirginlik yaşıyorum. Aslında daha geniş katılımda bunu paylaşmak isterdim. Zoom programları çoğalmaya başladı. Yani günde artık birkaç tane Zoom programları var. Biraz da hatıra döndü. Yani hatır için gitsen davet alıyorsun, gözükmek zorundasın. İşte gitmesen bir alem falan. Yani biraz Bayburt'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni konserine döndürmesinden endişeleniyorum. O yüzden diyorum ki herkese, sakın kimse hatır baskısı, özellikle ben kendi bu sunumlarım için böyle bir beklenti içerisindeyim. Kimse hatır baskısı altında hissetmesin kendini. Bu son derece doğal bir şey. Başka bir şeyle zaman ayırmış olabilir. O zamanını başka bir konuyla değerlendirmek isteyebilir. Televizyonda dizi vardır, seyredebilir. Kitap vardır, okuyabilir veya kafa dinlemek isteyebilir. Yani sırf ya ayıp olmasın, gideyim şöyle iki saat gözükeyim diye kimse kendini böyle bir hatır baskısı altında hissetmesin isterim. İnşallah hep bunları söylüyorum. Yani işi olan kalsın, işi olmayan veya işi olmayan kalsın, işi olan ayrılabilir. Bunun gücenecek, yükselecek, alınacak hiçbir tarafı yok. Ben her şeye rağmen teşekkür ediyorum. Belki son sözü Serdar Başkan söylerse, noktayı koyarsa herkese iyi geceler diyorum. Ağzınıza tabii her hafta devam ediyor ama ben bir ay sonra ne diyeyim, Nisan'ın ikinci perşembesi yine bu ekiple birlikte sizlerle beraber olacağım. Yani memnun şekilde yani hocam. Seve seve hocam, çok büyük bir dertli. Biz de heyecanla bekleyeceğiz. Yani hocam ağzınıza sağlık. Arkadaşlar sizlerin aynı şekilde yine çok güzel bir akşam geçirdik. Çok iyi geldi yine. Hem birlikte olduk, hem konuştuk, öğrendik, bilgilendik. Hepinizin emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Sevgiler. Sevgiler. O zaman
zaman hoşçakalın. İyi geceler. Ya daha biraz daha dış saydık ya. Biraz. Efendim sana yolculuk. Canan, ne gün. Ahmet Bey görüşürüz. Ankara üstünden Edirne'ye geleceğim. Edirne kırmızısına. Bekleriz. Başak ablacığım herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın herkese. Herkese iyi akşamlar. Giderken kaç koyayım bari. Ay canım hoşçakalın. Neredesin sen? Büyüdün ya, büyüdün kocaman. Kızım sana soruyorlar, sen cevaplar mısın? Aradın mı beni, hatırladın mı? İyi geceler. Hatırlayacağım sizi. İyi geceler. Emrah merhaba. Merhaba hocam, merhaba. Emrah unuttum aramayı, yarın arayacağım seni. Estağfurullah hocam, görüşürüz olur, beklerim. Bir inşaatla çok koşturma olur. Farkındayım, takip ediyorum. Kolay gelsin size de. Tamam. Amca. Haydi ben çıkıyorum. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi geceler.